Merhaba mitolojik evren izleyicisi, ben Emre İnal. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Yunan mitolojisinde Eros'un Psyche ile olan aşkını ve Antonio Canova'nın Louvre Müzesi'nde bulunan bu efsaneyi konu alan muazzam heykelinden bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza başlayalım. Ege bölgesindeki Miletos kenti kralının Psyche adındaki kızı güzelliğiyle dillere destan olmuştu. Ne var ki adı ruh anlamına gelen bu alımlı Psyche, böyle aşırı şekilde güzel olduğu için hiçbir delikanlı onu eş olarak isteme ya da istetme yürekliliğini gösteremiyordu. Hatta ona güzellik tanrıçası Afrodit'ten daha fazla değer vermeye başlamıştı delikanlılar. Bu yüzden kıskançlığa kapılıp küplere binen tanrıça Afrodit de bu güzel kızı en ağır şekilde cezalandırmaya karar verdi. Adı aşk, sevgi anlamına gelen oğlu aşk tanrısı Eros'u çağırdı hemen yanına. Psyche adlı bu ölümlü kızı yeryüzündeki en çirkin birine aşık ederek yanıp tutuşması türünden bir cezaya çarptırmasını istedi ondan. Bunun üzerine Eros da yatağında usulca uyuyan Psyche'nin yatağına girdi. Ama elinde olmadan da gönlünü kaptırıverdi ona. Bu yüzden Tanrı Eros kendisi hakkında bir şeyler öğrenmeye ve yüzünü görmeye kalkmamasını istedi Psyche'den. Ama ille de Eros'u yakından görmek isteyen Psyche, bir gece Eros uyurken yanan bir yağ kandiliyle ona sessizce yanaştı. Ama Psyche'nin elindeki kandilden dökülen bir damla kızgın yağ Eros'u aniden uyandırdı. Eros, ihanete uğramasının öfkesi ve acısıyla bir anda havalandı ve açık pencereden süzülüp gitti. Böylece sevdiğini yitiren güzel Psyche onu her yerde aramaya başladı. Haliyle tanrıca Afrodit de hem oğlu Eros'a hem de Psyche'ye kin üstüne kin bağladı. Ve Psyche'yi yakalayıp yanına getirmesi için haberci tanrı Hermes'e ricada bulundu. Tanrı Hermes, Afrodit'in isteğini hemen yerine getirdi. Psyche ile yüz yüze gelen tanrıça Afrodit ona ağzına geleni söyledi. Sonra da sen bundan böyle benim kölemsin diye kükredi. Güzellik tanrıçası Afrodit kızcağızın önüne bir çuval dolusu birbirine karışmış susam, buğday, pirinç tanelerini yığdı. Bu tohumları gün batana dek ayrı ayrı kümeler halinde birbirinden ayrıştıracaktı Psyche. Psyche bu işe başladıktan 1-2 saat sonra umutsuzluktan ve yorgunluktan yığıla kaldı. Bu sırada kızcağızı acıyan karıncalar kısa sürede işi bitirip çekip gittiler. Tanelerin küme küme ayrıştığını gören Afrodit çok şaşırdı, kuşkulandı. Ona hemen yeni bir iş verdi. Bak dedi Psyche'ye. Şu karşıdaki ırmağı görüyorsun ya, onun öte yakasında otlayan çobansız ve saldırgan koyunların altın yünlerinden bir çile kesip bana getireceksin dedi. O dondurucu ırmağı zar zor geçen Psyche, umutsuzluktan canına kıymak üzereyken serüvenlerini duyup ona acıyan sazlar bu işi becerebilmesinin sırrını ona açıkladılar. Böylece Psyche'nin kolaylıkla derlediği yünleri görünce tanrıça Afrodit'in şaşkınlığı bir kat daha arttı. Bu kızın bunca zor işlerin üstesinden gelebilmesinde oğlu Eros'un yardımları olabileceğini düşünmeye başladı. Bu kez ona yeni bir iş daha verdi. Şu karşı dağın doruğundaki buz gibi kaynayan sudan bir şişe dolusu getireceksin dedi ve Psyche'nin eline iple bağlı boş bir şişe tutuşturdu. Psyche dağa ulaştı ulaşmasına ama dağın dimdik kayalık doruğuna ulaşması olası değildi. O anda ta yükseklerden süzülüp gelen baş tanrı Zeus'un kartalı kızın elindeki şişenin ipini kavradığı gibi yeniden havalandı ve dağın kayalık doruğuna ulaştı. Bir süre sonra da dolu şişeyi kızın eline tutuşturdu. Psyche hiç beklemeden doğruca Afrodit'e ulaştırdı dolu şişeyi. Şaşkınlıktan öfkesi daha da şahlanan tanrıça Afrodit bu kez kesinlikle üstesinden gelemeyeceğini düşündüğü yeni bir işle görevlendirdi Psyche'yi. Psyche'nin eline bu kez iki boş bir kutu verdi tanrıça Afrodit. Ve Psyche'ye şimdi doğruca ölüler ülkesine gideceksin, oranın tanrıçası Persephone'a benden selam söyleyip bu kutunun içine biraz kendi güzelliğinden koymasını rica edeceksin. Tabi sonra da o kutuyu bana getireceksin dedi. Psyche artık bu dünyayla arasındaki her şeyin bittiğini anladı. Bundan daha fazla bir çile çekmenin de bir anlamı kalmadığını düşündü.
kesinlikle tanrılara meydan okuyan bir güzellikle yaratılmış olmanın kurbanı olduğu yargısına vardı. Bunun gibi karamsar düşüncelerle cebelleşerekten ilk rastladığı kulenin tepesine çıktı. Umarsızlığı yüzünden tam kendini boşluğa bırakacakken koskoca kule dile geldi. Sonuna dek direnmesini öğütledi umutsuz Psyche'ye. Sonra da ölüler ülkesine nasıl gireceği ve oranın tanrıçası Persephone ile nasıl konuşabileceği konularında onu bilgilendirdi. Böylece Psyche tanrıça Persephone'a ulaştı. Onun kendi güzelliğiyle doldurduğu kutuyu da alıp ölüler ülkesinin çıkışına doğru yöneldi. Yolda neden ben de elimde tuttuğum bu kutudaki tanrısal güzellikten yararlanmayayım ki diye bir düşünce geçti içinden. Hem tanrı olan sevgilim Eros beni o zaman daha çok beğenmez mi dedi ve hemen kutuyu açtı. Ama kutu bomboştu. Aniden bir uyku çöktü Psyche'nin içine. Daha sonra da ölüler ülkesinin kapısı önünde yığılıp kaldı. Bu arada tanrı Eros da güzel Psyche'yi özlemeye başlamıştı. Annesi tanrıça Afrodit'e derdini anlatamazdı. Doğruca bulutların üstündeki tanrılar ülkesi Olimpos'ta oturan baş tanrı Zeus'un yanına gitti. Annesi güzellik tanrıçası Afrodit'in zorlamasıyla cezalandırması gereken ölümlü bir kıza aşık olmuştu. Baş tanrı Zeus'tan yardım istedi. Zaten olup bitenleri sonuna dek izlemiş olan baş tanrı Zeus, böylesi serüvenlerin hiç de yabancısı değildi. Hemen Olimposlu tanrı ve tanrıçaları düzenleyeceği görkemli bir düğün şölenine buyur etti. Psyche'yi de yeniden yaşama döndürüp bu şölene getirtti. Haliyle bu düğün şöleninde tanrıça Afrodit de vardı. Baş tanrı Zeus, adı aşk sevgi anlamına gelen tanrı Eros'la adı ruh anlamına gelen ölümlü Psyche'yi birbirlerini çok seven eşler adına tanrısal bir nikahla birleştirdi. Bütün tanrı ve tanrıçalar Psyche ile Eros'u kutladılar. Onlara çeşit çeşit armağanlar sundular. Tanrıça Afrodit de her şeyi unutup güzel gelininden övgüyle söz etti. Ve güzelliğinin yanında bir kadına her zaman gerekli olacak beceriler sundu. Baş tanrı Zeus da mutlu aşık çiftlerin simgesi olarak onu ölümsüzlük armağanıyla ödüllendirdi. Artık ölümsüzleşen Psyche ile tanrı Eros'un bir kızları oldu. Ve ona çekicilik, hoşlanma anlamına gelen volüpt adını verdiler. Şimdi ise Antonio Canova'nın Louvre Müzesi'nde bulunan bu efsaneyi konu alan heykeline geçelim. Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Müzesi'nde bulunan Eros tarafından hayata döndürülen Psyche heykeli 18. yüzyıl heykeltıraşlarından İtalyan Antonio Canova'nın 1787-1793 yılları arasında yapmış olduğu önemli bir eserdir. Heykelin tamamı mermerden yapılmıştır. Çevresinde dolaşılarak daha iyi anlaşılmaktadır. Heykelin diğer kopyaları ise St. Petersburg'daki Ermitaş Müzesi'nde ve New York'taki Metropolitan Müzesi'nde bulunmaktadır. Heykele baktığımızda bilinçsizce bir kaya üzerine yığılıp kalan Psyche'yi ve onu öpücüyle tekrar hayata döndürmek üzere olan Eros'u görmekteyiz. Psyche'nin hemen arkasında Persephone'un güzelliğini taşıdığı kavanoz bulunmakta. Heykele dikkatlice bakarsak detayların ne kadar ince ve gerçekçi olduğunu görebiliriz. Kanatları ustalıkla yapılmış Eros'un belinde ok kutusu bulunmakta. Aşk tanrısı Eros tamamen çıplak, Psyche'nin ise vücudunun bir kısmı örtüyle kapanmaktadır. Psyche'nin ellerini Eros'un başında görmekteyiz. Eros da sağ eliyle Psyche'nin kafasını tutmakta, sol eliyle ise göğsüne sarılmaktadır. Göz göze bakan aşıklar öpüşmeye ramak kala heykele tasvir edilmiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, gelişmelerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız.